Değerli izleyiciler, nihayet son haftasına girdik. Bu hafta sonunda hepimiz sandığa gideceğiz ve önümüzdeki beş yıl için şehirlerimizi yönetecek olan belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini seçeceğiz. Haftalardır ben buradan özellikle Aydın'ı ve Ege bölgesini hedef alan, konu alan belediyecilikle ilgili belediye başkan adaylarımıza yönelik olarak bazı tavsiyelerde bulunuyorum. Sadece tavsiyelerde bulunmuyorum. Kent yönetiminin ana ilkelerini bir belediye başkanında olması gereken vasıfları hem başkanlara hem de vatandaşlara anlatmaya çalışıyorum. Bütün amacımız herhangi bir tarafı, herhangi bir siyasi parti veya adayını öne çıkartmak veya bazılarını yermek kesinlikle değil. Sizlere doğru ve bilinçli karar vermenizi sağlamak amacıyla bazı hususlarda aydınlatmaya çalışıyorum. Bunu neden yapıyorum? Çünkü ben bu topraklarda yaşadım, bu topraklarda kazandım, bu topraklardan ekmek yedim ve bu topra topraklara hizmet ettim. Aydın kentinin her köşesinde dolaştıkça kendi izlerim var. Bu bende çok derin bir sevgi yaratıyor. Hem Aydın'a yönelik hem de Aydın'da yaşayan bütün insanlarımıza yönelik bir sorumluluk duygusu içinde hissediyorum kendimi. Tabii ki e, halkın içine indiğimde hep bana şu soru soruluyor. Siz işinizi yarım bıraktınız. Siz çekip gittiniz. Siz milletvekilliğine heves ettiniz. Aydın kentini öksüz bıraktınız gibi bana göre çok da haklı olmayan yorumlar alıyorum. Ben de şunu söylüyorum. Bakın siyaset o kadar düşündüğünüz gibi kolay bir şey değil. Siyasette doğruları yapmak, siyasette vatandaşa hizmet etmek hiç kolay değil. Gerçekten siyaset arenası bir takım menfaat çevrelerinin kontrolüne geçmiş. Sizi de kendileriyle birlikte aynı şeyleri yapmaya zorlayan bir statüko. Siz bunun içinde onların o gücünü inkar ederek sadece halk için çalışacağız diye israr ederseniz sizi imha etmek üzere her türlü yola başvurabiliyorlar. Onun için bu koltuk merakı yani illa ki ben olacağım, bu şehri ben yöneteceğim merakından artık dedim vazgeçtim. Ben onların bir ağabeyi olarak, bir uzman olarak, bir kent bilimci olarak, bir belediyeci, bir şehirci olarak bunu hem akademisyen olarak yapmış, hem belediye başkanlığı yapmış, hem iş hayatında yapmış, hem Toplu konut idaresi gibi önemli bir idareyi kurmuş, bürokrat olarak oraya hizmet etmiş, yani masanın dört tarafında en az 10'ar 15'er on sene tecrübe kazanmış birisi olarak çıkan belediye başkanlarımıza, adaylarımıza tavsiyelerde bulunacağım. Sadece tavsiye değil, görev verdiklerinde koşturup yapacağım. Bunu söylüyorum vatandaşa. Tam olarak tatmin olmasalar da böyle bir cevap alıyorlar. Haftalardır halkın içinde dolaşıyorum, bana Aydın'la ilgili çok fazla yorum geliyor. Tabii ki şahsımla ilgili olanı az önce bahsettim. Ama Aydın'da, hakikaten bu şehrin sizden sonra geride kaldı, kimse bir çivi çakmadı gibi o kadar çok yorum alıyorum ki bunlar beni gerçekten üzüyor. Ve halkı, şimdi yansıtırsak, e, halktan aldığım verileri size kısmen aktarmaya çalışacağım. Bugün vaktimiz çok dar. Bugün ben size son son vereceğiniz kararı yönlendirmek üzere taraf tutmadan ortaya gerçekleri koyarak. Bu gerçekler bazıların işine gelmiyorsa cevap hakları var. Çıksınlar, davet etsinler. Yine aynı bu televizyonda cevap haklarını kullansınlar. Gelsinler benim karşımda. Bunları doğru değil, siz bize yanlış yapıyorsunuz desinler. Ama bunlar gerçekler. Aydın'daki genel kanaat şu. Aydın son 15-20 yıldır yerinde sayıyor, ilerlemiyor. Yerinde saymasına da razıyız ama dünya değişiyor, Türkiye değişiyor, şehirler değişiyor, koşullar değişiyor. Dolayısıyla Aydın'da yaşayan insanlar adeta eza cefa görecek noktaya geldiler trafikte, ulaşımda, otopark sıkıntısında, altyapı sorunlarında, çevre kirliliğinde bakın bunlar hepsi hayati konular. Bugün burada çok hızlı biçimde Aydın'ın mevcut tablosunu gözlerinizin önüne sermek istiyorum. Buradan bir çıkış yolu yakalayın. Ne yapın edin bu şehrin önümüzdeki 5 yılda ve geleceğinde önünü açmaya çalışın. Çünkü vatandaştan gelen talep bu yönde. Kimse bana Şuna buna yakınsın, şuna buna uzaksın. Çıktın seçim yasaklarının olduğu dönemde onun bunun propagandasını yapıyorsun demesin. Bakınız vatandaştan gelen bir takım yorumlar var. Vatandaşı rahatsız eden yorumlar var. Ki bunların hepsinin haklı olduğunu ben gördüm. Bunların hepsi Aydın'da artık bir değişim gerekiyor. Aydın'da bir şehircilikte bir anlayış değişim değişimi gerekiyor. Bu yönde. Ama... Vatandaş çöpü, kanalizasyonu, altyapıyı, trafiği, ulaşımı bunların çözümlerini vatandaş getirmez. Vatandaş kendisinin birebir muhatap olduğu konuları öne çıkartmış. Bakın burada vatandaşın bana <laughs> söylediği yüz yüze veya sosyal medyadan mesaj olarak attığı pek çok konu var. Bütün bir programı buna harcayabiliriz. Ama bunun ana başlıklarını ben buraya çıkartmışım. Kısa kısa geçeceğim. Mesela belediyenin içinde, Büyükşehir Belediyesi'nin içinde mobbing ve tacizle ilgili çok fazla şikayet var. İnanılmaz sayıda. Bakın bazılarını ben öne çıkartarak söylüyorum. Çünkü hepsini söyleyecek vakit yok. Küfür eden başkan istemiyoruz diyor ya. Ya aydındaki gündeme bakın ya. Mobbing, taciz, küfür. Yani hadi bunları geçtim. İnsan ayırımı yapan başkan istemiyoruz. Etnik ayırım yapan başkan istemiyoruz. İşe alacağım diye kandıran, daha sonra insanlara sırtını dönen başkan istemiyoruz. Bakın burada onlarcası var da ben ara ara okuyorum. Mesela diyor ki Aydın'ın tekstil fabrikası Aydın'ın gururudur. Bunu satın alıp da ağaçları kesip park yaptım diyen başkan istemiyoruz diyor ya. O fabrikayı diyor niye açmadı, niye 1500 kişi orada ekmek yiyecekti diyor. Biz umutlandık, satın aldılar, bu fabrikayı açarlar diye düşündük diyor. Efsane Aydın Sporu yok ettiler diyor. Efsane Aydın Spor'un tesislerini yıktılar. Yıkmadan önce Aydın Spor'u oradan icra yoluyla, eşyalarıyla, kupalarıyla kapı dışarı attılar diyor. Böyle bir şey istemiyoruz. Aydın Spor, Aydın'ın gururuydu. Fenerbahçe'ye 6 gol atan Aydın Spor, Aydın'ın ulusal tanıtımıydı diyorlar. Hakeza, Tabakhane Deresi'nin yanında diyorlar bir yol açtılar mevcut yolu genişletir, bulvar haline getirir, şehir trafiğini rahatlatır diye düşünürken yolları daralttılar diyorlar. Yol daraltan başkan istemiyoruz diyorlar. Hakeza Aydın ilinin genelinde tam 17 bin tane tabela sayılmış. 17 bin tabela. Bunların hepsi bir belediye başkanının reklamına tahsis edilmiş. Şunu ben yaptım, bunu ben yaptım, bunu ben yaptım, bunu ben yaptım. Kurulun efendime söyleyeyim gençlik fotoğraflarınızla millette görsel algı yaratmaya kalkın. Tamam yapın. Cebinizden yapmak istiyorsanız o tabelaları dikme yetkinizi kanun size maalesef vermiş. Dikin ama vatandaşın parasıyla dikmeyin. Vatandaş onu söylüyor. İl genelinde reklam için 17 bin tabela diken fahiş su paralarını kendi reklamına harcayan başkan istemiyoruz diyor ya. Bu vatandaşın bakışı. Birazdan benim kendi bakışıma geleceğiz. Bunlar beni çok ilgilendirmiyor. Vatandaş ama bunlarla muhatap. Aydın ekmeğini aydın dışından gelenlere yediren başkan istemiyoruz diyor. Ne kadar plaka görüyorsak hiç 09 yok. Araba kiralıyor İstanbul'dan. iş yapıyor Adana'dan. Şu geliyor İzmir'den. Ya koskoca bir belediye bütçesinin tabelalara kalan kısmının da dışarıdan gelenlere harcandığını düşünün. Aydın ekonomisine girmiyor o para. Ama bizden çıkıyor. Bir ton 38 liraya su alıyoruz diyor. Bakın ben söylüyorum mühendis olarak. O suyun maliyeti 1 lira. Burada gelsinler ispatlayacağım. Çünkü ben yaptım o barajları ya. Ya hiç ben yaptım demeyi sevmiyorum ama ne yazık ki ya teşekkür ederiz şunu da siz yaptınız diyecek bir şey de yok ortada ne yapayım? Ekizlere Barajı'nı yapmışız, projesini çizmişim. Devlet su işleriyle kavga ede ede yaptırmışım. <laughs> o barajdan su akıp geliyor. Bir şöyle basit arıtma tesisinden geçiyor. Maliyeti 1 lira, 38 liraya satılıyor. O para benim cebimden çıkıyor. Efendime söyleyeyim, bir belediye başkanı reklamına harcanıyor. Kalanını da işte şu ihale, bu ihale, bilmem ne, beş kuruşu Aydın'ın kasasına, kesesine, esnafına, sanayicisine girmiyor. Bunu da istemiyoruz diyor. Vatandaşın istekleri böyle. Bakın, şöyle söyle bitmiyor. Kadınlardan çok şikayet alıyor. Diyorlar ki, kadın düşmanı başkan istemiyoruz. Yani öyle hikayeler anlatıyorlar ki, hakikaten burada benim, yani mahcup oluyorum, söyleyemiyorum, anlatamıyorum, öyle hikayeler anlatılıyor. Yani belediye çalışanları bir bildiri hazırlamışlar bundan haftalar önce. Bunu ben size komple okudum. Belediye çalışanlarının hepsi biz böyle bir başkan istemiyoruz. Bizi eziyor, büzüyor, itiyor, kakıyor, küfür ediyor, söz veriyor, baskı yapıyor, zorla imza attırıyor. Yaptığı hatalı işlere bizi ortak etmek için her yolu deniyor. Bütün bunlar bakın burada 3 sayfa boyunca bir bildiriden bahsediyoruz ve altına da mağdurlar diye imza atmışlar. <laughs> taciz ve küfür bakın gündemde bu var. Ne kadar kötü bir şey. Ve taciz ve küfürden dolayı bir belediye çalış çalışanının önce kendisini trenin altına atarak daha sonra da yani bunları ben anlatırken gerçekten ne diyeyim? Daha sonra benden hep yardım istedi. Psikolojisi bozulmuştu çocuğun ve intihar etti. Ne yazık ki intihar etti. Bununla bitmiyor. Yani kendi kişisel reklamını tabelaya koydun. Efendime söyleyeyim her şeyi yaptın. Basına baskı altına aldın. O kayıt dışı aldığın paralardan basını besledin. Şunu yaptın, bunu yaptın. Ya bunlar hep böyle yağmur gibi geliyor. Benim derdim bunlar değil. Bakın trollerden bahsediliyor. Bu troller hakikaten beni de e, muhatap alıyorlar. O kadar ağır hakaretler, bilmem neler gönderdiler ki biz yani e, biz size karşı değiliz ya. Biz size el uzatıyoruz ya. Gelin şu şehre birlikte hizmet edelim. Akıl hocalığınızı yapalım. Ha çok mu akıllısın diyor çıkıyor. Ya çok akıllılığım iddiasında değilim. Ben size yardımcı olmak istiyorum. Proje getirmek istiyorum. Aydın'ı etüt etmişim, dağını taşını 50 senemi vermişim şu şehre ya. Birazcık insaf edin ya. Şu yaptığınız işlere bir bakın. Herkes sizden şikayetçi diyorum. Dinletemiyorum. Trolllerden bahsediyor. Bakın sayfalar dolusu bir e, basın mensubu diye geçinen bir çocuk bana hakaret etti. Dava ettim. O kadar çok insana saldırmış ki bu çocuk Söke'de yaşıyor. Cezaevine girmiş. Cezaevine girmiş. Yani bir de insanları madem tutuyorsunuz sahip çıkın. Adam giriyor, yatıyor. Ya böyle bir gündem Aydın'ın gündeminde olmamalı. Aydın'ın gündemi hizmet olmalı, altyapı olmalı. Yani birazdan geleceğim. Aydın ne durumda? İşler acısı hakikaten. Ya abartmıyorum. Şimdi biraz projeye geçelim. 2009. Ben 2009'u çok iyi hatırlıyorum. Çünkü o zaman adaydım. Çok küçük bir farkla da seçim kaybettim. Bana da gelenler oldu. Kişisel çıkar isteyenler oldu, toplu halde para isteyenler oldu oy vermek için. 300 oy farkla seçim kaybettim. Ama hiç kimseye 5 kuruş verip de oy satın almaya kalkmadım. Ama <laughs> o seçimde benim ortaya attığım vaatlerin aynısını kopya ederek mevcut belediye başkanımız halka vaat etti. Bakın burada 22 tane kavşak vaat edilmiş. Hiçbir tanesi yapılmadı. Bir tanesi yapıldı. <laughs> en uygunsuz yere bir tane kavşak yapıldı. Tam 14 ay insanlar o kavşak yapılacak diye eziyet gördüler. Bir sürü arabalar mahvoldu. Çünkü bu işi bilerek yapmak lazım. Bir kavşak yapmak çok kolay bir şey değil. Çünkü orada trafiği kapatıyorsunuz, alternatif yollarınızın akıcı olması lazım. Hızlı bitirmeniz lazım. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi. <gülüyor> Herkes, <gülüyor> bundan 15 yıl önce sözü verilmiş olan onlarca proje, ya bir tanesini yapın ya, bir tanesini. Yapın. Yok, hiçbir şey yok, hizmet yok. Sıfır. Ne var? Benim yaptığım, Aydın'a kazandırdığım çok büyük bir spor kompleksi vardı. Aydın Spor'un yuvası. Aydın Spor tesisleri. Gitti, onu yıktı. Benim diktiğim kocaman ağaçların arasına ben park yaptım dedi, çıktı. Mimar Sinan Parkı'nı ben yaptım. Hadi oradan canım, yapmayın ya. Yapmayın bunu. Hazıra konmaktan bir vazgeçin. Onun arazisi kolay mı alındı, o tesis kolay mı yapıldı? Yarısını cebimden yaptım, cebimden. Şimdi benim üzüntümü vatandaş olarak herkes anlasın, anlıyor. Şimdi kavşak projesi çizmiş, geçen hafta anlattım. O kadar komik ki karşıdan karşıya arabaların geçmediği bir kavşak. Alın buyurun, çizmiş çizmiş atmış. Milletin aklıyla alay ediyor. Şimdi de çıkmış, yeni dört yoldan dalacağım, eski dört yoldan çıkacağım. Bunun saçmalığını anlattık. Yapmayın ya. Bakın hazır projeler var, etüt edilmiş. Böyle uyduruk çizimler değil. Seçim vaadi değil üzerinde yıllarca söz edilmiş, çizilmiş, hesaplanmış, keşfi belli ihale dosyası hazır. Gelin yapın ya. Bedava. Para pul istemiyoruz. Sizin o tuttuğunuz FETÖ'nün imamı olan danışmanın istediği gibi sizden milyarlarca lira para istemiyoruz. Bedava. Yani Aydın için yapacağınız her şey bedava. Benim şahsi emeğim dahil. Gece gündüz çalışırım. Yani biz bu aydının delisi olmuşuz. Bunu fark edin. Ha alay etmek istiyorsanız alay edin. Enayi demek istiyorsanız enayi deyin. Ama biz ben buyum. Gelin bundan sonra vaktiniz olursa seçilirseniz bunları uygulayın. Seçilecek olan kim olursa olsun bunları lütfen dikkate alsın bu söylediklerimizi. Tabakhane Deresi projesi. Söz verildi. Bakın şu anda Tabakhane Deresi'nin durumuna bir bakın. Allah'ını severseniz. Şu, şu rezalete bir bakın. Bu, bu, bu pisliğin içinde yaşıyoruz biz. Bu mikropların içinde yaşıyoruz. Ha, söz verilen neydi? Söz verilen ha buydu. Ya böyle bir şey var mı ya? İnsanlar boş yere değişim istiyorum demiyor. Yani bu ders olsun. Bundan sonraki başkanlara da ders olsun. Yapamayacağınız şeyi vaat etmeyin. Yapacağınız şeyi vaat edin ve yapın. Şimdi çok enteresan örnekler var. Aydın Tekstil. Aydın Tekstili satın aldınız. O günkü parayla yani yok pahasına satın aldınız. Çünkü Aydın Tekstili batırmışlar. Fabrika kapanmış. Bir kurtarıcı bekliyor. Siz de sanayicisiniz ya. Koca koca fabrikalarınız var. Bir fabrika satın aldınız. Koyun makinaların içine. Fabrikayı açın. Ha, orası şehrin ortasında kaldı diyorsanız organize sanayi bölgesinde size yer ayrıldı. Ben ayırdım. 100 bin metrekare Aydın Tekstil Fabrikası'nın kurulması için arsa ayırdım. Bedava arsa. Gidin oraya taşıyın. Gidin oraya Aydın Tekstil Fabrikası'nı yapın. Veya satın aldığınız fabrikaya makinalarını koyun, açın. Ha Bunun yerine ne yapıldı? Oradaki yine bizim tescil ettirdiğimiz tarihi çam ağaçları, bu çam ağaçlarında ne istiyorlarsa bakın nasıl açmış. Çam ağaçlarını kesti. Ya derdin ne? Oraya bir oyun alanı yapacaksan arka tarafta bomboş yerler var arkadaş. Yapmayın ya. Bu kadar çaresiz misiniz? Bu kadar akılsız mısınız? Ne o asfalttan gözüksün de reklamımız olsun. Ya bu kadar reklam meraklısı olmayın. Bu kadar ağaç düşmanı olmayın. Belediye meydanında 500 tane ağacı katlettiniz. O ağaçlar Gerçekten 50 yıllık tarihi ağaçlardı. Aydın Tekstil'in bahçesindeki şu ağaçları ben tescil ettirdim. Tarihi ağaç olarak tek tek tescil ettirdim. Koruma altına almama rağmen bu ağaçları kesti, yok etti. Suç duyurusu yapıldı, gitti onu da halletti, geldi. Yok efendim kurumuşmuş da tutanak yapmış da işte o belediye çalışanların tepesine çöküyorsun, diyorsun ki bu ağaç kurumuştu, ben vallahi billahi şahidim o insanları tehdit ederek imza atmayanı sürüyorsun çöp işlerine, sürüyorsun kanalizasyona. Millet yılmış yahu. İşte ağacı kesmenin yolu. Al işte bize öğretti. Tarihi tescilli ağacı kesmenin yolu. Belediye çalışanına baskı yaparsın. İşte burası ağaçlıklı alan. Ne olmuş? Böyle bir yer olmuş. Ya tamam bu park güzel. Çocuklar oynasın. Ama bunları da götürün arka taraftaki boş alanlara yapın. Bak arkada ne kadar boş alan var. Görüyor musunuz? Bak arkada bomboş alan var. Ha. Gidin oraya yapın ya. Ağaçlardan ne istiyorsunuz ya? Ağaçları bakın arka tarafta hala şu anda gidin bakın bu enkaz bu mezbele duruyor. Ama Aydın Tekstil Fabrikasını o tarihi Aydın'ın simgesi olan bir mirası yok ettiniz. Ha. Bir de şunu iddia ediyorsunuz ki biz yok etmedik, biz Aydın'a şunu kazandırdık, bunu ne kazandırdınız? Otizm merkezi. Ya ben size otizm merkezi bıraktım. O binaları yıktınız. O binaları devamını getirmediniz. Ben size yüzlerce bina bıraktım. Engelliler için büyük bir kompleks bıraktım. Siz sıkışınca efendim e, otistik çocuklarımız üzerinden siyaset yapmak için onların ailelerinin ailelerinin oylarını kazanmak için götürüp Aydın Tekstil Fabrikası'nın içine 18 bin metrekare koca fabrikanın içine otizm merkezi açtık diyorsunuz ya. Ya bırakın saçmalamayı şu enkazla bir baş edin şu enkaza bakın Aydın Tekstil hala böyle. Ha ön taraftaki koca bina burayı sözde fuar alanıymış. Neyse artık yani bütün bunlar işte Davutlar'da geçenlerde gittim, Sevgi Plajı rezalet durumda, şu hale bak. Yani her yer bir pislik yuvası, her yer bir bilgisizlik, beceriksizlik yuvası. Bunları kimseyi kötülemek için söylemiyorum, açık söyleyeyim. Uyarmak için söylüyorum. Lütfen her şeyi kitabına göre yapın. Daha dün rastladım, benim 2005 yılında Söke'nin imar planını çizerken hazırlamış olduğum bir planlama var. Ağaçlı yolu. Yani Söke'den çıkıyorsunuz, Kuşadası Davutlara giderken Ağaçlı Köyü'ne kadar bir yol var. Onun kenarlarını imara açtım. O yolu ileride güzel bir bulvar olsun diye 35 metrelik koca bir bulvar haline getirdim. Biz bunları yapın yapın bakın Söke'nin güzel bir prestij koridoru olsun, şöyle şahane bir bulvarı olsun dedikçe gitmiş seçim öncesinde oraya buldumcuk asfalt dökmüş. Altyapı yok. Kaldırım yok, orta refiş yok. Simsiyah asfalt, kenarında sarı çizgi. Yapmayın ya, bir şeyi usulüne göre yapın. Kimsenin sokağa atacak parası yok. Ağaçlı yolunda yaptığınız iş parayı sokağa atmaktır. Zaten asfalt ihalesinde yolsuzluktan yargılanıyorsunuz. Zaten o asfaltın döktüğünüz her metrekaresi bu vatandaşa iki misline mal oluyor... Bir de sokağa atmak için seçim öncesi asfalt döküyorsunuz. Ya bu kadar isabetsizlik olmaz. Ben bunun için uyarıyorum. Bütün hatalar konusunda herkesi uyarıyorum. Sadece sizi değil, rakibiniz olan e, Sayın Mustafa Savaş'ın partisini de uyarıyorum. Mesela e, aylardır anlatıyorum. Yanlış yere yanlış yatırım yapılıyor. Otoyolun projesi hatalı. 20 senedir söylüyorum. Gittiniz hatalı otoyolu, hatalı projeyle yapıyorsunuz diyorum. Yanlış yerde şehir hastanesi yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Çok güzel, çok büyük bir hastane yapılıyor. Ama lokasyon olarak hatalı. <laughs> Gelin bize sorun. Hastane nereye yapılmalı? Bunlarla ilgili sormanıza da gerek yok. Biz öneriyoruz. Bütün bu eleştirilerimize Gözleri kapatıldığı zaman ortaya hata çıkıyor. Ortaya çukur çıkıyor. Ortaya pislik çıkıyor. Bakın işte aydın hali bu. Bu Davutlardaki sevgi yolundan benim çektiğim bir görüntü. Böyle bir şey var mı ya? Şuraya bakın ya. Bu asfalt bedavaya gelmiyor. İki misli paraya geliyor. Asfaltı döküyorsunuz. Neydi belirsiz bir imalat. Ya bunları yapmayın. Yani ben belediyeci olarak kahroluyorum. Sadece bu mu? Bakın döktükleri asfaltlara bakın ya altyapısı yok. iki gün sonra deliniyor. Efendime söyleyeyim, e, arabaların e, çukurlar oluşuyor. On kere bir asfaltı döktüklerini gördüm ya şu çevre yolunda. Yani üzülmeyim de, eleştirmeyeyim de ne yapayım? Bakın burada yüzlerce örnek var. Hatalı yapılan imalatlar. Hatalı yapılan imalatlar. Bu memleketin hatayı kaldıracak parası yok. Bu ülke hakikaten kaynak sıkıntısı çekiyor. Yani yanlış ekonomi yönetiminden diyelim veya büyük bir deprem oldu onun getirdiği etkiyi diyelim. Büyük bir ekonomik kriz yaşıyoruz ya. Siz belediye olarak ekonomik kriz karşısında vatandaşta rahatlatacak, istihdam yaratacak, vatandaşın cebine iyi kötü para sokacak işler yapmak dururken vatandaşı adeta soyar gibi para emiyorsunuz ve onları gidip sağda solda çarçur ediyorsunuz. Bunları yapmayın. Seçim öncesi vatandaşlara bütün halinde bunların hepsini şikayet ediyorum. Ortaya koyuyorum. Bunları yapmayın. Tam zamanıdır şikayet etmenin. Bu kimseyi yermek, göklere çıkarmak amacıyla yapılmıyor. Siyasi bir amacı yok. Sadece ve sadece şu topraklara ve bu topraklarda yaşayan insanlara karşı benim sevgim, saygımdan kaynaklanıyor. Bakın yüzlerce böyle örnek Bunlar üst üste koydunuz ama sizin o su paralarınızın nasıl çarçur olduğunu sadece tabelalarla değil, yapıldığı zannedilen işlerin hemen hemen tamamının hatalı olduğunu görüyorum. Ne yapayım ya? Şimdi ben yıllarımı bu işe vermiş bir insanın böyle bir hatayı gördüğüm zaman belediye başkanıyken müdahale ediyordum. Sıfır hatayla götürmeye çalışıyordum. Hata yapan olursa uyarıyordum, öğretiyordum. Kimseye kızmıyordum. Hatasız kulu olmaz bende dahil. Ama hatasını görüp düzeltmek lazım. Dolayısıyla bütün bu hatalar bir iki bir iki maalesef işte bakın. Aynı da Mimar Sinan Mahallesi'nde bir kaldırım. O duvar var ya o duvar. Ta benim 25 sene önce yaptırdığım duvar. Niye o duvarı yaptırmışım? Çünkü boş olan arsayla yolun arasında bir çizgi oluşsun, kaldırımlar düzgün çıksın. Bunun için yaptırdık kaldırım böyle halde kalsın diye yaptırmadık. Duvar orada duruyor, gelmiş yolu yapmış, yaptığı yola bak. Böyle yol olur mu ya? Mimar Sinan Mahallesi gibi göz bebeği kurmak için canımı ortaya koyduğum bir mahallede mahallenin gördüğü muamele işte. Ben bunu görünce emin olun hasta oluyorum ya. Ya susmam mümkün değil. Bu Güzelhisar Mahallesi'nden bir görüntü. Güzelhisar Mahallesi, şehrin göbeği. Buyurun. Bunu ben daha herhalde birkaç hafta önce çektim fotoğraf. Ya böyle bir şey var mı ya? Ya yani bu şehir hepimizin ya. Allah bilir bunu 40 kişi ihbar etmiştir de toplattıramamıştır. Buyurun bir sürü böyle hatalar, kusurlar, zayiatlar. Otogar eski otogar alanı. Emin olun bu ot, eski otogar alanında çok büyük emeğim var. 1978 yılından başlıyor ya. 40 küsür yıl geçmiş. 40 küsür yıl önce zarla zorla aldığımız o günkü Türkiye'nin imkanlarıyla 80'li yılların imkansızlıklarıyla yaptırdığımız o garajı geldiniz, yıktınız. Halbuki o tesis kullanılabilir bir tesisti. En azından Efeler Belediyesi oraya taşınabilirdi. Yıktınız, enkaz kaldı. Bir şeyler yapacağız dediniz, yapmadınız. Şimdi ne yapıldı? Oraya kocaman bir apartman yapıldı. Ya bunu yapmayın ya. Bu şehre ihanet etmeyin ya. Oraya proje yaptık ya. Size bıraktık. Altında iki kat otopark olacak. Birinci katı klimalı kurtuluş pazarı, kapalı pazar yeri olarak kullanacak. Üstü meydan ve yeşil alan olacak. Neden? Kurtuluş mahallesinin bir yeşil alana ihtiyacı var mı? Var. Yapsana. Kurtuluş Mahallesi'nin kapalı pazar yerine ihtiyacı var mı? Var. İşte alsana arsa yapsana. Kurtuluş Mahallesi'nin otoparka ihtiyacı var mı? Var. Yaklaşık 800 araçlık otopark yapsana. Orası çok müsait. Yerin altını oy, ikinci katı otopark yap, birinci katı kapalı pazar yeri yap, üstünü de yeşil alan yap. O arsalar kolay alınmadı. Bugünlere kolay gelmedi. Yaptıkları şeye bak ya üzerine 12 katlı koca bir apartman, bir beton yığını Kurtuluş Mahallesi'nin aranan, istenen yeşil alanını iyice ihtiyacı öne çıkartan, otopark sıkıntısını, trafik sıkıntısını iyice büyüten bir uygulama. Bu şehircilik mi Allah'ını severseniz? Bunu yapanlar şehir haini değil mi? Bana göre öyle. Kızgınlığımı, kırgınlığımı lütfen mazur görün. Gerginliğimi mazur görün. Şu seçime beş gün kalmış. Hala daha anlatıyorum. Hala daha aynı hataları kimse yapmasın. Ben ölünceye kadar bu hataları yapanların peşinde olurum. Afişe ederim. El uzatanların da yanında olurum. Yardımcı olurum. Koştururum. Bilgimi, birikimimi hala var olan sınırsız enerjimi aydın için ve onlar için harcarım. Bunu bilsinler. Bizden kimse korkmasın. Bizden kimse siyasi rakip gibi görmesin. Ben artık kimsenin siyasi rakibi değilim. Ben herkesin siyasi değil, hizmette yandaşıyım. Hatasında da karşısındayım. Bunları bilsinler. Bu garajın hikayesi daha çok uzun. Anlatacağız. Benim yaptığım bankları söktüler. Bakın, param parça şehir. Şehrin haline bakın ya. Param ya. Her yer delik deşik. Yani gidiyorsun Konya'ya bakıyorsun, Kayseri'ye bakıyorsun, Eskişehir'e bakıyorsun. Kimse yanlış anlamasın. Konya, Kayseri şu parti de filan demesin. Eskişehir'e bakıyorsun. Yani Aydın haline bakıyorsun, üzülüyorsun. Diyorsun ki bizim neyimiz eksikti? Biz en öndeydik. 90'lı yıllarda Aydın'dan gelen geçen herkes Aydın'ı örnek gösteriyordu. Denizli biz Aydın gibi ne zaman olacağız diye ağlaşıyordu. Şimdi gidin siz ağlaşın. Biz Denizli'nin niye böyle gerisinde kaldık diye. Şu hale bakın ya. Mimar Sinan Mahallesi burası arkadaş. Pırıl pırıl bir mahalle bıraktım. A'dan Z'ye milim milim çizdim. Milim milim alt yapısını, üst yapısını yaptım. Şu hale bakın. Siz benim yerimde olsanız, şu benim gösterdiğim tepkiyi gösterir misiniz? Eminim gösterirsiniz. Onun için mazur görün. Yani heyecanımı, üzüntümü e, mazur görün lütfen. Şimdi bakın, bir hikayemiz daha var. Aydın Spor Tesisleri, Yara. Koskoca bir tesis. Bu tesisi bakın şu arsası. Kolay elde etmedim ben bu arsayı. Ben belediye başkanı olarak canımı ortaya koydum. Bu, bu şehrin bir güzel mükemmel mahallesi olsun diye bu 50 bin metrekare şehrin göbeğinde arsayı temin etmek için neler çektiğimi 3 program anlatırım. Bu arsanın üzerine <laughs> güzel bir tesis yapmışım. Bakın böyle bırakmışım. Aydın Spor tesislerinin bahçesi. Ağaçlara bakın. Şimdi daha da büyüdüler bunlar. Bakın Aydın Spor camiasına bakın. Kardeşlik içinde şampiyon. Aydın'ın gururu. Ha burada benim adım yazmışlar. Aydın Spor kulübü karar alıyor adımı yazmış. O Hüseyin Aksu'nun adını oradan yok etmek için koca tesisi bugün değeri 5 milyar lirayı geçen bir tesisi çatı çatır yıktılar yıktılar. Bir de üstüne dediler ki biz park yaptık. İşte yıkılan tesis bu. El insaf ya. El insaf ya. Böyle siyaset olur mu? Ha burada benim adım silindi diye tepki gösteriyor değilim. Buraya adımı koyan kendim de değilim. Belediye olarak kendi adımı hiçbir yere koydurtmadım. Ama Aydın Spor Genel Kurulu benim adımı koymak için oraya karar aldı ve ismi onlar yazdılar. Bunu silmek için bu koca tesisi, burada gördüğünüz bütün ağaçları, Bakın ağaçları görüyor musunuz? Bunlar yıkılmadan önceki, en az 15 sene önceki fotoğraflar. Bakın görüyor musunuz? Koskoca tesis. Şimdi burada binalar var. Şu Aydın Spor tesisini yıkmışlar. Buraya binalar kondurmuşlar. Beton yığını yapmışlar. Bir de çıkıyorlar diyorlar ki adada Mimar Sinan Parkı'ymış. Ya ben size Mimar Sinan Parkı adı altında park yapmak için orada 20 dönüm yer bıraktım. Gidip oraya yapsanıza. Orası boş duruyor hala. Orayı bırakıyorlar, geliyorlar benim yaptığım tesisi, benim adımı silmek için koca tesisi, milyarlık tesisi yıkıp geçiyorlar. Yazıklar olsun. Aydınspor bağırıyor. Yuvasını geri istiyor. Bulabilirse. Ve bu binadan Aydın Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız icra yoluyla çıkardı. Kapının önüne iki tane kamyon çektik biz. O kamyona kupaları, Aydınspor'un Spor'un yataklarını, yorganlarını hepsini attılar buradan def ettiler. 10 sene o binanın içine ne bekçi bıraktılar ne bir şey. Kinerci yuvası haline getirdiler. Birileri gitti orayı yaktı. Mikrop yuvası haline geldi. Ona söylediler ki vatandaş rahatsız oluyormuş biz burayı yıkalım. Ne kafa be. İşte yaptıkları bu. O demin gösterdiğim spor alanı bir bina yığınına dönüşmüş. Aynen kent meydanında olduğu gibi. 500 tane ağacı, mükemmel bir doğa harikası olan bir sulu parkı ve dev çam ağaçlarının olduğu bu gülme parkını yık, beton yığınına çevir, çelik yığınına çevir, ticaret ticarethaneye çevir, ondan sonra da şehre hizmet ettim de. Başka da zaten hizmetiniz yok. Yakıp yıktığınız yerler hariç. İşte bu da yakıp yıktığınız yerlerden bir tanesinin örneği. Şu ağaçların hepsi benim diktiğim ağaçlar. Bir de park yaptım diyor ya böyle bir şey var mı arkadaşlar? İşte bakın, her yer bina, her yer bina. İşletme bina. Çoğu meyhaneydi, ıvır zıvırdı, kafeydi, bilmem neydi. Şimdi bir bakıyorsun ki yok özürlülere tahsis ettim, yok eğitime tahsis ettim, yok kültüre bilmem. Seçimi görünce kültür, eğitim, özürlüler öne çıktı birdenbire. Aklınız neredeydi ya 15 senedir? Benim bıraktığım özürlüler kompleksini niçin bitirmediniz? Bütün özürlü çocuklarımıza, vatandaşlarımızın rehabilitasyonu için, eğitimi için kurguladığım o koca kompleksi neden iptal ettiniz? Onun binalarını niye götürüp askiye, e, yazıhane olarak kullandırıyorsunuz? Yani bakın işte bu ağaçların tamamı, bu ağaçların tamamı tarafımızdan dikilmiş ağaçlar. Bir de diyor ki park yaptık. Yapmayın. Böyle park mark istemiyoruz. Torlak projesi kanayan yan yara bir belediye projesi olarak başlattığım Torlak projesi için 2009 seçimlerinde hanımefendi namus sözü vermiş. Namus. Namus sözü vermiş. Diyor ki ben geleceğim. Bu belediyenin projesidir. Beni belediye başkanı yaparsanız ben bunu bitireceğim diyor. Belediye projesi olduğunu kabul ediyor. Seçilir seçilmez diyor ki bu diyor Hüseyin Aksu'nun diyor mirası diyor. Onun projesi diyor. Gidin o yapsın diyor. Ya böyle bir şey gördünüz mü siz hiç? Yani Sayın e, Cumhurbaşkanımızın gidip Sayın Ecevit böyle bıraktı öyle kalsın dediği gibi bir şey. Yani devlette bir devamlılık var arkadaş. Sen çıkmışsın seçimden önce oy istemişsin. Bu belediyenin projesidir. Ben belediye başkanı olacağım size bunları çözeceğim demişsin. Namus sözü vermişsin. Noterden vermişsin. Bakın noter tasdikli. Arkasından da diyorsun ki. Efendim, bu Hüseyin Aksu'nun projesi. Ha, biz tabi bırakmadık peşinden gittik. Dedik ki Hüseyin Aksu'nun projesi filan değil arkadaş. Bu belediyenin projesi. Bu sefer gittiler, bir dava açtırdılar. Davayı mahsus savunmadılar, kabul ettirdiler. Dediler ki mahkeme kararı var, yapamıyoruz. Ya mahkeme kararı filan yok, numara yapmayın. Orada benim bıraktığım imar planına göre herkese yetecek kadar daire var bir müteahhide vereceksiniz, yaptıracaksınız. Biz de öyle yaptık. Biz orada bir yılda 150 tane daire bitirdik. Bu 150 daireyi mal sahiplerine dağıtmak üzereyken, tapulama aşamasındayken görevden ayrıldık. Benden sonra gelen rahmetli İlhami Ortekin <laughs> maalesef ilk ihanet oradan başladı. Benim mal sahiplerine dağıtmak üzere hazırladığım 150 daireyi gitti dışarıya sattı. Mal sahiplerine dedi ki Gidin Hüseyin Aksu versin. Ya arkadaş böyle bir mantık var mı? Böyle bir akıl var mı? Ve herkesi benim üstüme saldı. Ve millet de benden bildi. Hala daha çoğu anlayamadı. Bakın proje bu. Bu projeyi bıraktı. Ben oraya daha yüksek gökdelen yapacağım diye imar planı değiştirdi. Bakın tuzak şu. İmar planını yasa dışı biçimde değiştirecek ki mahkeme iptal edecek. Ya imar plandan ne arıyorsun? Her şeyse hazır. Biz her şeyi bitirmişiz. Tam tapu aşamasına gelmişiz. Daireleri satmışsınız. Ondan sonra gidiyorsunuz imar planı değiştiriyorsunuz. Mahkemeye gönderiyorsunuz birisini. Mahkeme diyor ki imar planı yasal değil. İptal ettim. Millete çıkıyorsunuz diyorsunuz ki mahkeme kararı var. Hadi oradan be. Yapmayın ya. Bu kadar numarayla, bu kadar hileyle, hurdayla bu işler yürümüyor. Yürümediği belli. O insanlar hala orada mağdur. İnşallah bundan sonraki dönemde Torlak projesi dahil çözecek bir irade gelir. Biz de yanında oluruz. Emin olun bunu çözmek isteyen irade beni çağırsın. Ben iki yılın içinde oradaki mal sahiplerinin dairelerin hepsini teslim ederim. Hepsini. Benim yetkim yok. Ben yetkiliyken 150 daireyi bir buçuk senede yaptırmışım. Yani bundan sonrası o kadar kolay ki, o kadar büyük değer kazandı ki orası. Neyse bunlar yüzlerce şeyden bir tanesi. Bakın burada tarif ediyor Aykonut nedir diye. İşte yazıyor. Diyor ki Aykonut'un yönetim kurulu. Al. Aydın Belediye, Aydın Belediyesi, yönetim kurulu Aydın Belediyesi. Aydın Ticaret Odası, Esnaf Sanatkarlar Odası, Aydın Eğitim Spor Vakfı, Aydın Kültür Vakfı ve Aydın Genç İş Adamları Derneği yönetir bu projeyi diyor. Belediye Başkanı da tüzükte yazıyor. Belediye Başkanı bu kooperatifin başkanıdır diyor. Evet. Kürşat Alperen isimli bir arkadaşımız bir makale yazmış. 2014 seçimlerinde. Yani Sayın Çerçioğlu burayı bitireceğim diye namus sözü verdikten 5 yıl sonra seçime girerken yazmış. Diyor ki ay konutçulara diyor bir namus borcum var diyor. Bir özür borcum var diyor. Aradan 10 yıl daha geçti. Hala orada ay konut sürünüyor. Gelelim Atatürk Spor Kompleksine. Atatürk Spor Kompleksi Büyük Önder, atamızın ismini taşıyor. Fakat, atamızın ismini verdikleri o spor tesisi, aslında spor tesisi değil, rant tesisi orası, bu tesisin başından sonuna kadar yolsuzluk, usulsüzlük, kirlilik, pislik, her şey içinde dolu. Benim şurama kadar geldi. Atatürk Spor Kompleksi'nin ilk istimlaki yapılırken, bakın bunlara vaktimiz olmadığı için ayrıntılarına giremiyorum, İstimlaki yapılırken hile yapılmış. İki tane birbirine eşit tarla parçasına birine 300 vermişler, öbürüne bir buçuk milyon vermişler. Altı katı para vermişler. Adam da altı katı paranın hepsini almamış. Bir kısmı da dışarıya gitmiş. Bununla ilgili suç duyurusu yaptık. Müfettiş geldi, inceledi. Dedi ki burada yolsuzluk var. Burada hata var. Yargılansınlar dedi. Fakat aha burada Ekrem Yiğit denen bir savcı, yukarıda da Sayın Özlem Çerçioğlu'nu müfettişin raporuna rağmen dosyayı hasır altı etti ve yok etti. Ya bu bir iddia değil. Bu adam FETÖ'cü çıktı. Bu adam FETÖ'den hapis yattı, savcılıktan atıldı. Ha bu FETÖ'cülerle iş tuttuğu gerekçesiyle Sayın Özlem Çerçioğlu hakkında, FETÖ'cülükten dava açıldı. Bunları ben uydurmuyorum ya. Bunları ben tanığım, görüyorum. Belgeleri var burada. Sadece burada değil. Devlette dosyaları var. Yani Atatürk'ün adını bu kadar pisliğe nasıl bulaştırdınız arkadaş ya? Nasıl bir iş bu? Bakın FETÖ soruşturması başlıyor. Çünkü buranın istimlaki ile ilgili ortaya çıkan sorunu FETÖ'cü savcı hasıraltı ediyor. Yakalanıyor. Adam FETÖ'cü çıkıyor, FETÖ'cülükten hüküm giyiyor, savcılıktan atılıyor. Ya bakın cevap hakkı açık. Çıksınlar gelsinler. Bunların hiçbiri yalan değil. Benim yalana borcum yok. Ben burada yalan söylemeye gelmedim. Ben burada proje anlatmaya geldim. Yapmayın. Ama Sayın Çerçioğlu FETÖ soruşturmasına muhatap olunca kendisini kurtarmak için gidiyor. Başka bir yere sığınıyor. Şimdi bu belge çok enteresan. Şimdi bu belge ne? Bu belge Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilmiş bir dilekçeden okuyacağım. Mahkemeye verilmiş. Öyle laf olsun diye oraya buraya filan değil. Mahkemeye verilmiş bir belge. Bu belgenin içinde ne diyor biliyor musunuz? Ek 3 olarak sunduğumuz sorgulama tutanağı diyor. Tutanağın içinde şöyle yazıyor. Yine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçin'in yargıya intikal eden bir problemini bu şekilde çözdüğünü bana Gürbüz söylemişti. Yargıya intikal etmiş bir problemini Gürbüz çözmüş. Bunu da Okan Batu vasıtasıyla yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Doğrudan benimle paylaşmadı. Ben öyle düşündüm. Aydın İli Merkezi'nde spor kompleksini komple işletmesini aldığım Gürbüz, bana anlattı. Doğrudan kendi adına bunu yapamazdı. Bildiğim kadarıyla iki üç tane daha isim saydı. Bunlarla birlikte bu iş yürümüyor. Sen başına geç buranın. Borçlarını öde diye teklif sundu. Ben de araştırdım. Balıklama girmedim. Gerçekten güzel iş olduğunu düşündüğüm için teklifi kabul ettim. Eşimin vekaletini kendim aldım. Daha doğrusu e, Yılmaz Çelebi üzerine aldım. Ve tahminime göre Özlem Çerçioğlu kendisine yapılan yardım karşılığında güzellik yapmışlar. Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ile doğrudan Gürbüz Görüşüyordu. Gürbüz kim biliyor musunuz? Gürbüz Yüksel, MIT Bölge Başkanı. Pe. Nerede bu adam? Gürbüz Yüksel nerede? Yok ortalıkta. Kayıp. Her şey örtbas. Okan Batu kim? eski İzmir baş savcısı FETÖ'den başı belaya girince işte bunlar mahkeme belgeleri ya buradan okuyorum ben yalanımız falan yok bakın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulmuş belgeden okuyorum. Altında başka bölüm daha okuyacağım. Gürbüz bana Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu iyilik yaptığını bunun karşılığında yukarıda bahsettiğim spor kompleksinin hisselerini almamı ve başıma bir iş gelmeyeceğini söyledi. Bana hiçbir şey olmaz, problemlerini Okan Batu'ya göndererek çözdüğünü söyledi. Sen orayı çalıştır, rahat ol dedi. Ben de bunun üzerine bu işe giriştim. Hiçbir şeyde usulsüzlük olmadığını düşünerek eşim üzerine hisseleri aldım. Kanım donuyor ya. Burada bahsettiği gürbüz eski İzmir MIT Bölge Başkanı Okan Batu eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı. Bunun adına FETÖ borsası diyorlar. Yani ben anlamam bu işlerden. Yani hakikaten Atatürk'ün adını taşıyan bir spor kompleksinde kamulaştırmadan başlıyorsunuz usulsüzlük yapmaya. Müfettiş raporlarıyla tespit ediliyor. Bir FETÖ'cü savcı sizi arka alıyor, dosyanızı örtbas ediyor. FETÖ'cü savcı yakalanınca sizi feto ile irtibatlandırıyorlar hakkınızda dava açılıyor. O davadan kurtulmak için anti FETÖ çetesine yani Feto borsasına sığınıyorsunuz. Kimdir onlar? Okan Batu. Çıksın Okan Batu. Eski başsavcı. Çıksın söylesin ben buradayım. Bu belgeler yanlış desin. Ve bu ifadeyi veren bu Atatürk spor kompleksini bu çete adına devir alan kişi öldürüldü. Hadi buyurun şimdi. Evinde kurşun sıkılıp öldürüldü. İnsanın kanı donuyor ya. Biz buraya cinayet konuşmaya gelmedik. Daha bakın burada pek çok belgeler var. Nefret ediyorum bu konuları konuşmaktan. Geçeceğim. Ama isteyen olursa, merak eden olursa, Hüseyin Aksu iftira ediyorsun diyen olursa, Sayın Çerçioğlu başta olmak üzere, Okan Batu, Gürbüz Yüksel, burada ismi geçen herkese açığım. Gelsinler. Benimle konuşsunlar. Burada belgeler. Aksini ispat etme şansları da yok. Tatmin olmayan izleyicilerimiz varsa bu ne biçim hikaye ya? Böyle şey olur mu diyen varsa ben buradayım. Çıksınlar gelsinler bütün dosyayı enlerine sunayım hepsini incelesinler. Bunlar dedikodu falan değil. Bunlar yasal belgeler, mahkeme belgeleri, ifade tutanakları, polis tutanakları, masak tutanakları. Yapmayın. Yani böyle bir şey yok. Ben nefret ediyorum. Bunları konuşmaktan hakikaten hicap duyuyorum. Neyse geçelim. Şimdi Aydın'da 15 yıldır bir sistem var. Anlatıyoruz. Ne kadar basiretsiz, beceriksiz, yanlışlarla dolu, usulsüzlüklerle dolu. Vatandaş değişim istiyor. Vatandaş niye değişim istiyor? Kendisine kötü muamele yapıldığı için istiyor. Ama arkasında daha neler neler çıktı bakın. Görüyorsunuz. Ancak öyle bir şey ki 15 yılda kaç tane imar planı dosyası geçmiş tek tek baktım inceledim. Kaç tane 1945 tane dosya geçmiş belediyeden. 1945 kere rant üretilmiş imar planlarıyla. Bu rantın takribi toplamını hesapladım. 26 milyar lira. 26 milyar 800 milyon lira belediye bütçesi 5 6 milyar. 5 yıllık belediye bütçesi kadar rant üretilmiş. Bunların hiçbiri belediyenin kasasına girmemiş. Sağda solda uçmuş. Şikayetçiyim. Şikayetim var diye yazdım bak. İsteyen varsa gelsin. Tek tek onları inceleyeyim. Bir tane örnek. Balıkköy'ün orada siteler yapıldı bakın. Benim iki katlı olarak imar verdiğim yer. Bakın burada iki kat yazıyor. H9. Hadi bilemedim bir çatı katı koyarsınız. 12 kat vermişler. 12 kat. Benim iki katlı verdiğim yere 12 kat vermişler. Sadece burada yüz milyonlarca lira rant üretilmiş. Belediyenin kasasına beş kuruş girmemiş. Bu rant kime gitti? Yapan müteahhit mi? E bu kararı alanlar bedava mı yaptılar bunu? Gelin siz değerlendirin. Bunun gibi 1945 tane dosya, 26 milyar lira Aydın'ın parası bir anda kimin cebine gittiği belli olmayan şekilde yok olmuş. <laughs> satıp savdıkları. Benim bıraktığım mülkler var, belediyeye ait. Kolay kazandırmadık. Göreve geldiğimde 28 tane mülkü vardı. 9 yılda 7 bin tane tapu bıraktım Aydın Belediyesi'ne. 7 bin tapu. Sata sata bitiremediler. Son 15 yılda Sayın Çerçioğlu'nun sattığı 430 tane mülk var. Bunlar içinde bir kısmı binalar, bir kısmı çarşılar, bir kısmı arsalar, 430 tane mülkü satmışlar ya. Nereye gitti bu paralar? Reklama gitti, bilmem nereye gitti. Şimdi bir tanesini örnek vereceğim. 430 mülkten bir tanesini örnek vereceğim. Benim belediyeye yurt yapmak için, öğrenci yurdu yapmak için imar planına hazırladığım, imar planına çizdiğim parsel var. Bakın işte burada imar planı. 96 yılında çizmişim şu imar planı. İşte gözünüzün önünde. Bu arsayı sen Belediyenin sosyal tesis ve yurt arsası olmaktan çıkart. Buraya güzel bir rezidans imarı ver. Ondan sonra bu arsayı sat. Kaça sattı bilmiyorum, tespit edemedim. Satmış. Yaptıkları bu. 15 katlı bina yapmak üzere satmış. Nerede bu? Mimar Sinan Mahallesi'nde. Şu anda raiç değeri kaç para biliyor musunuz? Püh, milyarlar. 430 taneden bir tanesi. El insaf ya. Bu kadar hovardaca bir miras harcanır mı? Aydın'da bir tane yeni bulvar açmıyorsunuz. Aydın'da bir yeni çöp deponi merkezi yapmıyorsunuz. Bir arıtma tesisi yapmıyorsunuz. Bir otopark yapmıyorsunuz. Yani Aydın'ın rahatlatacak bir spor tesisi, bir kültür tesisi, hiç bir tane taş üstüne taş koymuyorsunuz. Sat babam sat. Her sattığınız 430 tane parsel, 1945 tane dosya, 10 milyarlarca lira kaynak nereye gittiği belli değil. Bir kısmı gözümüzün önünde 17 bin tane tabelaya gitti ama şu rantla, şu parayla 17 bin değil 170 bin tane tabela yaptırsan harcayamazsın. Bu kadar büyük bir kaynak. Ben anlamıyorum ve isyan ediyorum. İşte bakın. Gördünüz mü? Yapıldı bitti. Belediyenin arsası sosyal tesis arsasına rezidans imarı vererek satılıyor. Mimar Sinan Mahallesi gibi en pahalı mahallede lüks rezidans 15 katlı. O mahallenin en yüksek binası. İşte buyur. Ne diyeyim arkadaş? Buna karşılık bizim eski garajı yıkıyor, yıkıyoruz. Yerine hiçbir şey yapmıyoruz. Enkaz, moloz, pislik içinde bırakıyorsunuz. Yani bu PTT'nin karşısında büfeler yıkıldı çıktı kendisini kahraman ilan etti. Dedi ki İlhami Ortekin vermiş, Hüseyin Aksu vermiş. Ya biz oraya bir tane kontrol altında tutmak için bir tane cep telefonu satış için nokta açmıştık. İlhami Ortekin geldi orayı böyle alle haline getirdi. Ben şikayet ettim. Yanındaki istasyon binası tarihi eser olduğu için şikayet ettim. Ve oraya yıkım kararı çıktı. O yıkım kararını polis uyguladı. Özlem Çerçoğlu çıktı. Ben topuklu Efe'yim gördünüz mü? Mafyaya karşı zafer kazandım dedi. Ah ah ne diyeceğim. FETÖ sonrası. Bakın çok az zamanım kaldı. Bu FETÖ ilişkilerine girmiyorum. İsteyen olursa bütün bu belgeleri tek tek inceleme imkanı verebiliriz. Ee, bu tür şeyleri konuşmayı da sevmiyorum. Benim esas konuşmak istediğim, bakın burada sayfalar dolusu, fetonun FETÖ'nün belediye imamı Kara Aslan'la Çerçioğlu'nun ilişkilerini kanıtlayan bunlarla ilgili açılmış dava dosyaları vesaireyle ilgili bir sürü belge var. Geçin. Gelelim esas meselemize. Biz neyin içinde yaşıyoruz şu anda? Neyi değiştirmemiz lazım? İşte. Buyurun. Değiştirmemiz gereken bu. Büyük Menderes nehrine bizim lağımlarımız gidiyor kardeşim. Kuşadası'nda denize içeride nehire ovaya şu tabloya bir bakın. Allah'ını severseniz şu tabloya bakın. Burası Menderes Nehri. Gözünüz seveyim şuna bakın. Burası Menderes Nehri. O gördüğünüz sıvı pislik, lağım. Nereden çıkıyor? Buyurun. Buyurun pisliğe bakın. Bu gördüğünüz çamur değil. Dışkı bu. Bunun içinde yaşıyoruz. O dışkının içinde yaşıyoruz. Bakın nasıl kamufle edilmiş deşarj noktası. Toprağın altından sanki çıkıyor. O borun ağzı kamufle edilmiş. Bu fotoğrafların hepsini ben çektim ya. Yani dışkının içinde yaşıyoruz. Bakın burada şema hazırladık. Kadıköy'ün Ova Emir'in, Tepeci'nin, e, bütün Çeştepe'nin Mimar Sinan Mahallesi'nin, bugün 60 bin nüfuslu Girne ve Mimar Sinan Mahallesi'nin bütün dışkıları, bütün pislikleri, lağımı şu anda devlet su işlerinin kanalları oradan da nehre akıyor. Biz bu pisliğin içinde yaşıyoruz. Tabii ki orada yaşamıyoruz, evimizde yaşıyoruz. Ama bu pislik bize geri dönüyor. Ovadan bu pislik bize maalesef geri dönüyor. Bakın tepecik, bakın nasıl gizlenmiş. Vaktim biraz açtığım için kapatmadan önce bu fotoğrafları hızlı hızlı göstermek istiyorum size. Gelin bu pislikten kurtulun. Bakın şu, şu rezalete bakın. Allah'ınızı severseniz. Ben bu pislikte yaşamak istemiyorum. Ben bunun bana kanser olarak bana çocuklarıma geri dönmesini istemiyorum diyen herkes bu pazar günü gitsin bundan kurtulmak için iradesini ortaya koysun. İnşallah seçimlerden sonra tekrar görüşeceğiz. Sağ olun, var olun. Thank <music> you.